kaybettiğimizi sandığımız insani değerlerimiz aslında her zaman etrafımızda. Yalnızca bunu fark etmek gerekiyor. Nefesimizi, sayısız nimeti, sorumluluklarımızı, merhameti, mucizeleri, kainattaki bunca dengeyi fark edebilmek. Bu zor değil. Hayatın koşuşturmacası arasında fark edemediğimiz onca mevzu yıllardır Halil İbrahim sofrasında. İbrahim Soy'dan Erden'le Halil İbrahim sofrası Cuma ve Pazar hariç saat 12'de Lale Gül FM'de. Halil İbrahim sofrası insanca, insanca, insanca. Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası başlıyor. Selamünaleyküm. Efendim hayırlı günler. Mevla'nın rahmeti, bereketi ve inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrasında, yeni bir haftada sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Mevlamız Celle Celaluhu anlatacağımız birçok şeyde hayırlar verir. Hem bizler hem de siz dinleyenler aktarılacak şeylerden istifade edenlerden oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlerle beraber birkaç gün boyunca devam edeceğini ümit ettiğimiz önemli bir mevzuyu, geçen programlarda da anlattığımız önemli bir mevzuyu işlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki insanoğlu dünyaya geldiği zaman birçok sorumluluklar içerisinde, birçok imtihanlar içerisinde iyi ve kötüyü seçme, doğruyu veya yanlışı belirleyebilme, yani hangisini seçebilme karakterine sahip. Böyle bir kendisine zaten ne verilmiş? Görev verilmiş, seçenek verilmiş. İyi kötü, doğru yanlış. Bunlar belirlenmiş ve imtihan dünyasında bu seçenekler insanın seçimine sunulmuş. Burada bizi en çok etkileyen şey doğru gibi zannettiğimiz yanlışların bize çekici gelmesi ve bu konuda şeytanın bize tasallutu, yani bizimle uğraşması. Şeytan çok fazla bilinmediğindendir belki de bizi birçok defa kandırmıştır. Şeytan profesyonel, yani o konunun uzmanı bir varlıktır, yaratılmıştır. Peki şeytanın yaratılışı nasıl? Bizle neden uğraşır? Neden diğer meleklerden ayrı bir yerdedir? Ve kendisi bir gün ölüp de cehenneme gireceğini bilmiyor da mı hala insanları kandırmaya çalışır? Kendisi ateşten yaratılmıştır. Kendisi ateşten yaratılmış olması hasebiyle nasıl ateşle cezalandırılacaktır? Bunların hepsini inşallah sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerimiz, inşallah bugünkü programda bizlerle beraber tüm bu aktarılanlar, birkaç gün boyunca devam edecek şeylerle alakalı olarak sizin görüşlerinizi, izlenimlerinizi bizimle WhatsApp hattımızdan, sadece WhatsApp programıyla mesaj göndererek iletişime geçebilirsiniz. Sevgili Ramazan da burada. Sen de hoş geldin canım. Hoş bulduk abi. Haftanın ilk programı hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı olsun. Bugün sadece bu konuyla alakalı, yani şeytanın vesveseleri, şeytanın tanımı ve şeytanın bizi kandırma yolları ile alakalı. Sadece bu mevzularla alakalı. Soru değil. Paylaşımları nereye iletebilir dinleyenlerimiz? WhatsApp hattımız 0541 802 82 82.
0541-802-8282 mesajlarınızı buraya iletebilirsiniz. Eyvallah. Şimdi Ramazan kardeşim diğer tarafta. O da sizden gelen yazdığınız şeyleri okuyacak. Aralardan konuyla ilgili olanları seçecek ve inşallah bizimle paylaşacak. Şimdi ilk önce bugün ve bundan sonraki programlarda neler yaşanacak onu bir söyleyeyim. Bugün bir tanımlamada bulunduktan sonra, şeytanı biraz tanıdıktan sonra, şeytan Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor? Ayetlerde Rabbimiz Celle Celaluhu kendisini nasıl anlatıyor ve bizi nasıl uyarıyor? Sonra hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini nasıl anlattı bize? Hatta kendi görüşmelerinde hangi bizlere tavsiyelerde bulundu? Onun şirretliğiyle ilgili, kaypaklığıyla alakalı, nankörlüğüyle alakalı olarak neler yapılmasını emir buyurdular. Bunları inşallah önümüzdeki saatlerde veya günlerde paylaşalım. Sonra şeytanın vesveseleri neler? Kadınlara nasıl yaklaşır? Erkeklere nasıl yaklaşır? Çocuklar acaba bu konuda mağdur olur mu? Şeytandan korunma, onun vesveselerinden korunma yolları neler? Örneğin şeytan size fiziki bir müdahalede bulunabilir mi? Yoksa sadece vesvese mi verir? Dualar okunuyor, namazda aklımıza gelen şeyler var. Bunlar niye namazda aklımıza geliyor deyip üzerine gitmeli miyiz? Vesvese nasıl işliyor? Peki Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda bir imtihan olarak şeytanı yaratmış ama mutlaka bize bazı ne yapmış? Dermansız dert vermeyen Rabbimiz Celle Celaluhu bize ona karşı mukavemet edebilecek melekleri de göndermiş. Bu kapıyı nasıl aralarız? İnşallah bunları sizlerle paylaşalım. Şimdi bugün biraz şeytanın amacından bahsetmeye çalışayım. Eğer eksik gördüğünüz veya tamamlamak istediğiniz veya katılmadığınız şeyler varsa da onları bizlerle paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenlerim, insanın yaratılışıyla Allah-u Teala'ya isyan eden şeytanın tek amacı Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtildiği üzere insanları, yani dinleyen her birinizi, dinleyemeyen tüm insanları ve beni kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Şeytanın tek amacı budur. Karı kocayı ayırmak, çocuğun büyüklere saygısız olması, hırsızlık yapmak, zina, içki, bunların hepsini toplayın. Hepsini alt alta toplayın, bölün, çarpın, aynı yere varırsınız. Amacı sizin cehenneme girmenizdir. Ve maalesef her birimiz farkında olmasak da şeytanın yolunda cehenneme doğru adım adım ilerliyoruz. Allah korusun. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Allah Azze ve Celle sadece kendisine şirk koşulmasını ne yapmıyor? Bağışlamıyor. Bunun dışında kalanı dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz. Lakin bağışlamam buyurduğu mevzu şirk koşulmasıdır. Burada şunun da hemen altını çizmekte fayda var. Allah Celle Celaluhu bağışlayamaz kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Ben bağışlarım, Allah bağışlayamaz. Bu çok tehlikeli bir kelimedir. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey zor değildir. Hiçbir şey imkansız değildir. Dilediğine istediği anda nimetlerini verir, dilediğinden istediğini alır ve can da onun elindedir. Her şey onun izniyledir. Dolayısıyla bu konuda hepimizin bilmesi gereken şudur: Allah-u Teala bağışlamaz demek ayrıdır. Onu da zaten kendisi buyurur. Onun dışında haşa sümme haşa, kendimizi farklı şekilde görüp şeytana uyup da, maalesef bugün ondan da bahsedeceğiz,
Şeytan bazen sizi İslam'la aldatmaya çalışır. Sizi evliya gösterir, evliya hissettirir. Sizi öyle süsler, püsler ki, ondan da bahsedeceğiz. Yani neymiş? Bağışlamakla da sizi kandırır. Nasıl olsa bağışlanırsın diye de kandırır. O yüzden bugünkü programımızın çok dikkatle dinlenmesi lazım bundan sonraki programlarında. Kaç bölüm olur bilemem ama çok önemli mevzular bunlar. Evvela bir düşmanımızı tanıyalım. Düşmanı insan tanımadan ona nasıl mukavemet edebilir? Nasıl karşısına dikilebiliriz? Acaba soldan mı gelecek, sağdan mı gelecek? Hangi taktikleri uygulayacak ya da hangi silahları kullanıyor? Şimdi bunları bilmeden, düşmanı tanımadan nasıl biz ona güç yetireceğiz? O yüzden bizim düşmanımız olan şeytanı tanıyacağız. Nefsimizi evvela bir tanıyacağız. Şeytanın bizle irtibata geçtiği köprünün ismi nefistir arkadaşlar. Meleklerin bizimle irtibata geçtiği ve her birimizde bulunan bir de ruhumuz vardır. İnsanın ruhu hiçbir zaman kötülüğü emretmez. Her zaman bir vicdan vicdan deriz ya böyle. Bazen şöyle yağmurlu havalarda diyelim, şöyle cam kenarlarında veya gök gürlerken veya bir yakınınız vefat ettiği zaman şöyle içiniz sızlar. Allah-u Teala'ya kendiniz yakın hissedersiniz ya, ben ne yaptım diye. O vicdanınızdır, ruhunuzdur. Ama nefis nedir derseniz, nefis de içinizden gelen o kötülükler var ya, hepimizin içinden gelen. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle yapayım, şunu kırayım, bunu dökeyim, şunu içeyim gibi. Nefisler de hiçbir zaman iyiliği anlatmazlar. Dolayısıyla biz bu iki kavramı da iyi bilmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, İnsanlar Allah-u Teala'dan başka bir varlığa inanmadıkları için o şirkten uzak kaldıklarını düşünürler. Az önce ne söylemiştik? Allah-u Teala Hazretleri şirk dışında dilediği kulunun günahlarını bağışlar ama kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz demiştik. Şimdi bunu maalesef biraz yanlış anlıyoruz galiba. Diyoruz ki ben şirk işlemiyorum ki, neden? Allah'tan başka bir varlığa ben inanmıyorum da ondan, Allah birdir, bitti, şirke girmedim. Maalesef büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Oysa insanların çoğu hayatlarının büyük bir kısmını Allah yolunda yaşamak, onun rızasını gözetmek yerine eşinin, çocuklarının, sevdiklerinin, patronlarının, partilerinin rızasını gözeterek geçirirler. Bu şeytanın sinsi bir oyunudur değerli dinleyenlerim. Hiç böyle düşündünüz mü? Şeytan size Allah'a inanma demez. Şeytan bir siyasi partinin etrafında o kadar aşırıya gidin ki ne yöneticilerinin ne o partinin hatasız, günahsız olduğu izlenimine gelin. Ne diyorlarsa doğrudur deyin. Veya babanız hata yaptığını bilseniz bile hayır, hata değildir. Aşırılığa gidin. Kocanız, karınız, çocuğunuz, teyzenizin kızı, komşunuz, her kimse. Hayır hayır, o hata yapmaz. Aman o mutlu olsun. Onun rızası olsun. Peki bu bir sıkıntı değil midir? İşte şeytanın sinsi oyunlarından bir tanesi budur. O ne der, bu ne der, şu ne düşünür, bu öyle mi anlar? Şeytanın oyunları bunlardır. Keşke Allah Azze ve Celle ne der, bu olaydan razı mıdır diye düşünsek. Yani Allah-u Teala'dan başka her şeye, her şeye rağbetimiz var. Birilerini mutlu etmek, birilerinden korkmak, birilerinden çekinmek, bu da şeytanın en sevdiği işlerden bir tanesi değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Mevlamız Celle Celaluhu sadece kendisine ibadet edileceğini, kendisine rağbet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Şimdi şöyle bir
düşünce aklımıza gelebilir. Kocamı, karımı, çocuğumu, hocamı, ne bileyim siyasi partimi veya parayı, arabamı sevmeyecek miyim ben? Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Suç değil ama Allah-u Teala'dan ayrı tutmak, bağımsız bir varlık olarak görmek en büyük hatadır. Bu nasıl olur? Eğer sizler kocanıza, hanımınıza, babanıza Allah'a ayırdığınız vakitten fazla vakit ayırıyor, Allah-u Teala'nın sizden istediklerinden daha fazla babanızın, annenizin, komşunuzun isteklerini yerine getirmek derdi içerisinde oluyorsanız, Allah-u Teala'nın haramlarını, helallerini umursamadan, annenizin, babanızın, komşunuzun, eşinizin, kocanızın neyse, onun yasakları sizi korkutuyorsa, işte burada bir sıkıntı vardır. Bizim dünyaya gelme amacımız, ne iyi bir iş sahibi olmak, ne güzel bir yuva kurmak, ne çocuklara sahip olmak, ne de mal mülk sahibi olmaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hani her birimize sorsak benzer cevapları alırız. Dünyada ne istersin? Huzurlu bir yuvam olsun. Başka ne istersin? İyi bir işim olsun. Başka evimi alayım. Sonra çocuklarıma işte bir şeyler bırakayım. Sonra ne istersin? Hani böyle restorana gittiğiniz zaman sorarlar ya, ortaya bir salata alır mısınız, üstüne ne tatlı ister misiniz diye. Bizler bunu isteriz ama Allah-u Teala böyle buyurmuyor işte. Allah-u Teala'nın bize emri şu, kendisi de anlatıyor Celle Celaluhu, tek amacınız kulluktur. Dünyaya gönderiliş amacınız kulluktur. Allah'a iyi bir kul olabilmek. Evet evlen, evet çalış, evet araban olsun, tamam bir şeyler bırak evladına, sıkıntı yok. Ama senin amacın, dünyaya gelme amacın kulluk. Onun için evlen. Yine kulluğunu yap, yine güzel vakit geçir, huzurlu ol. Ama ilk önceliğin, nasıl Allah-u Teala'ya bir kul olabilirim, bunu düşünelim diyor bize. Aslında Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var, insanların, cinlerin sadece görevinin ibadet olduğu, bu şekilde yaratıldığımız. Ama ne oluyor? Mevlamız Celle Celaluhu bize acımış, merhamet etmiş, lütfetmiş, bizi ailelerle, karşı cinsle tanıştırmış, değil mi? Birçok hazlar var, birçok yemek çeşitleri var. Tek bir yemek de olabilirdi, doğru mu? Bugün mesela hiçbir topraktan zannetmiyorum ki 5-6 tane ayrı ayrı mahsul çıkmasın. Allah-u Teala dileseydi tek bir mahsul olurdu, bir ot. Bir içecek, bir ot. İçine bütün vitaminleri, bütün her şeyi yapabilirdi. Ve bu kadar ağzımızın değişik tatlar bulmasının imkanı olmayabilirdi. Değil mi? İnsanların bütün fiziksel özellikleri, renkleri, bedenlerinin her şeyi aynı olabilirdi. Ne o daha güzeldi, ne bu daha şöyleydi bir şey. Her şey birbirine denk olurdu. Ama bakın, lezzetlenmemiz için bize türlü türlü meyveler, sebzeler verdi. Duygular verdi. Bu duygularla, bu özel şeylerle bize acıdı, lütfetti. Ama esasen bizim gönderilme amacımız, yaratılma amacımız kendisine ibadet etmemizdir. Bunu kim söylüyor, buyuruyor? Rabbimiz Celle Celaluhu. Apaçık. Zariyat suresinde, insanları, cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte şeytan nerede devreye giriyor? Bu tarafta devreye giriyor. Hemen fısıl 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 kulağımıza geliyor. Kanımızda da zaten biliyorsunuz dolaşıyor. Böyle bir kendisine şey verilmiş, izin. Ne oluyor? Ne zaman kulluk etmeye çalışsak hemen alıkoymaya çalışıyor. Duygusallık, böyle romantizm denilen şeyler, aşık olmak, körkütük böyle bir yerlere bağlanmak, bunlar geliyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi daha iyi mevzuyu anlayacaksınız. Şeytanın istediği neydi arkadaşlar? Bizim Allah-u Teala'dan uzak durmamızdı. Yani uzak durmak derken Allah-u Teala her yere yakın ama fikir olarak söylüyorum. Yani ibadetlerde, şunda bunda kendisine itaat etmiyor olmamızı istiyordu, değil mi? Deliriyordu.
Peki duygusallık ve romantizmin ne işi var biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Şu an milyonlarca gencimiz var. Bu milyonlarca gencimizin dışında orta yaşlılar, hepimiz de belki bunun içerisindeyiz. Zayıfız. Ne yönden zayıfız biliyor musun? Aklımızı örten bu davranış bozukluğu şeytanın en etkin olduğu yer. Ne yapıyor? Aşk, cinsellik, romantizm, bütün bunları beynimize getiriyor, Allah-u Teala'dan uzaklaştırmaya başlıyor. Artık karşımızdaki insanı mutlu etmek için yaşıyoruz. Allah'ı Celle Celaluhu düşünerek iyi bir kul olayım diye yaşamıyoruz. Cinsellik devreye giriyor. Bu sefer cinsellik devreye girdikten sonra nefis diyor ki sen bunca günahlar içerisindesin, bunca kafayı şeyleri takıyorsun. Sen nasıl namaz kılacaksın? Boş ver, 50 sene sonra kıl. Bir kötürüm ol, dede ol, o zaman nene ol, o zaman başlarsın diyor. Sonra hep o aşk denilen, romantizm denilen bugünkü tabirle cinsellik hazları, lezzetleri için sırf onun sürmesi için insanlar yaşıyor. Sabahları kalktıkları andan itibaren sevdiği kişiyi düşünüyor. Onu nasıl mutlu ederim, ona nasıl sürprizler yaparım, onun başına bir şey geliyor ağlıyor. Ailesinden hatta hayatından vazgeçen insanlar oluyor. Bu tür insanlar duygusal oldukları için alıngan oluyorlar ve kolayca kırılıyorlar. İşte şeytan tam burada devreye giriyor. Olaylara duygusal yaklaştıkları için akılcı düşünme yetenekleri kayboluyor ve böylece içlerindeki kin, öfke, kıskançlık ve bencillik gibi bütün afetler ortaya çıkıyor. Zaten şeytanın beklediği şey budur. Unutmayın. Şeytan size böyle sağ tarafta hemen kulağınıza bir şey söylemek için yaratılmış bir varlık değildir. Çok akıllıdır. Bekler. Tam her şey yoluna gelecek dersiniz. Ya şöyle olsun namaza başlayacağım. Yeter ya. Yok yok. Şu yaptığımız zinalar... Bir gün ölebilirim veya işte artık içmemem lazım biliyorum. Tam böyle bir şeyleri yoluna koyacaksınız, bir şeyler olacak. Bu sefer gelir anında bir şey bulur size. Ha evet doğru, ben bu şekilde namaza başlamayayım. Şimdi içkiyi bırakırım, sonra bir daha başlarım. Bu sefer sözümü unutmuş olurum, neyse ileride bırakırım gibi. Veya zinayı doğurur getirir. Bir gün Azrail aleyhisselam o kişinin ensesinde biter ve ne bir geriye dönüş vardır ne de kurtulma şansı vardır. O genç bilmez ki, o kişiler bilmez ki, o zina üzerinde de ölebilirler. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala'nın haram kıldığı, razı olmadığı bir şey üzerinde de bir kalp krizi ve beyin pıhtısı, bir beyin kanamasıyla insanın ölümü 5 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Allah korusun, abdestsiz bir şekilde Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şey konusunda ölmek gitmek ne kadar akıl almaz bir hüsrandır. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala bizleri nasıl can verdiysek öyle diriltecekmiş. Ne üzere gittik? Namaz kılarken mi gittik? Allah rızası için, bayrak için, namusumuz için cephede savaşırken şehit mi olduk? Hastane köşelerinde yine Allah'a tevekkül ederek son nefesimizi mi verdik? Yoksa Allah korusun barda, pavyonda, genel evlerde mi öldük? Allah muhafaza. İşte böyle bir düşmanla karşı karşıyayız. Basite almamızın gereği yok arkadaşlar. Bu programda böyle bir genel olarak sizlerle paylaşacağız ama Kur'an-ı Kerim şeytanı nasıl tanımış ve tanımlamış, daha doğrusu düzeltiyorum. Hadis-i şeriflerde nasıl tanımlama var, bunları bir konuşalım bugün. Sonraki günlerde inşallah oyunlar, vesveseleri, bunlara karşı neler yapmamız lazım. Bunları inşallah sizlerle paylaşıyoruz. Birazdan birkaç mesajımızı okuyalım. Eğer konuyla ilgili gelenler varsa sonra devam edelim. Ama şu mevzuyu da sizlerle paylaşalım. Şimdi ne dedik? Duygusallıkla insana yaklaşıyor. Canım, yavrum, sevgilim, aşkım, şu, bu, bilmem ne, cinsellik falan, romantizm bu şekilde geliyor. Ama
Bunlar olmamalı mı? Olsun. İnsanlar böyle şeyler konuşmamalı mı? Konuşsun. Ne zaman tehlikeli? Şeytanın istediği yere geliyor. Aşırılığa geldiği zaman. Yani ibadet yok, namaz yok. Efendim herhangi bir dini hassasiyet yokken kuru kuruya sevgiden bahsediyoruz. İşte o tamamen şeytanın oyunlarından bir tanesidir. 100 kişi evleniyor bir sene içerisinde, 24'ü bir sene içinde boşanıyor Türkiye'de. Hani seviyorum, ölüyorum, bitiyorum, herkes severek evleniyor ama demek ki bir sıkıntılar var. Şeytanın en sevdiği şeylerden bir tanesi kanaatsiz, şükürsüz ve tevekkül etmeyen, Allah'a güvenmeyen, sürekli suratı asık, sürekli Allah'ın verdiği imtihanlara isyan eden ve suratı bir türlü gülmeyen, olsun vardır bunda da bir hayır, bu da böyle olsun demeyen insanlardır. Her şeyin bir hayırla yaratıldığına inanıyoruz Müslümanlar olarak ve Allah'a tevekkül ediyoruz. Zaten böyle yapmasak inanın mutlu olamayız, hem dünyada da ahirette de. Allah-u Teala'nın her an bizimle olduğunun ve ona sığınmanın verdiği huzuru neyle anlatabiliriz? Allah korusun. Şimdi onun bazı telkinleri var. Onlardan bahsedelim ama bir iki tane kısa kısa mesajlardan da programımız zenginleşsin. Buyur Ramazan kardeşim. WhatsApp hattına ilk gelen mesajımız Meryem Hanım'dan selamlarını iletmiş. Eyvallah. Ben talebeyim. Şeytan bana en çok ibadet namaz konusunda sadece sünneti kılmaya çok vesvese veriyor. Hayırlı bir hoca hanım, hayırlı bir hafız olmam için dua istiyorum demiş. Eyvallah. Allah-u Teala hakkınızda hayır olanı versin. Sünneti kılmaya çok vesvese veriyor. Yani kılmamaya demek ki. Evet, bununla ilgili mutlaka programımızın ikinci ve üçüncü bölümlerini paylaşalım. Siz de bir dinleyin. Hepimizin çünkü aynı şeyleri var. Yani şu an Müslümanların ekseriyetine baktığımız zaman namaz yok. Bazı, neyse ismini vermeyeyim, yani çok bilinen yerlerin müdürleri, kimi yerlerin sorumluları bile diyor ki, medresede okuyan bazı kardeşlerimiz namaz kılmıyorlar. Hafızlık okunuyor, namaz kılınmıyor arkadaşlar. Tam böyle dualarla çarşaf giyiliyor, namaz kılınmıyor. Böyle şeylerin olmasındansa mutlaka biz şunun için dua edelim. Ya Rabbi Celle Celaluhu, verdiğin nimeti isyana döndürecek amellerden beni koru. Ve ne olur bana seni sevmeyi, senden başka kimseyi seni kadar sevmemeyi nasip eyle. Senden beni korkut, sevdir Allah'ım, kendine yaklaştır diyelim. Amin diyelim efendim. Çağlayan'dan Ferhat Şahin selamlarını iletmiş. İbrahim abi, Rabbimin rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Seni çok seviyoruz, programını kaçırmamaya dikkat ediyoruz. Dua istiyorum sizlerden demiş. Eyvallah. Allah-u Teala hakkınızda hayır olanı kalbinize de sevdirsin kardeşim. Yolundan ayırmasın. Amin. Hatice Hanım da bir haber bekliyormuş. Onunla ilgili bizden dua istiyor. Hanım kardeşim, alacağınız haber eğer hayırlı olacaksa Mevlamız Celle Celaluhu o haberi size tez duyursun. Hayır olmayacaksa da onu gönlünüze kabul ettirsin ve üzülmemenizi, ferahlamanızı nasip buyursun. Amin. Buyurun. Sultan Gazi'den İsmet Yamaç selamlarını iletmiş. Kolay gelsin abi demiş. Toplumda yanlış bilinen bir şey var. Evet, şeytan meleklere vaaz ederdi ama melek değildi, cinlerdendi. Sevgili Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'den böyle duymuştum. Doğru duymuşsunuz. Zaten onu ikinci programda inşallah tanımlama bölümünde ehli sünnet inancına göre şeytan nedir, bunu paylaşacağız inşallah. Mustafa Soyit selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Allah'a inanmak ibadetle başlar. Anlamıyoruz. İnanan ibadet yapmak zorundadır. Aynen öyle. Şöyle düşünebiliriz. Bir insan birini sevdiğinden bahsediyor. Ama sürekli seni seviyorum diyor. Ya sen benim için çok şeysin, değerlisin diyor. Ama ne arıyor, ne soruyor. Tam tersine her gün dövüyor, her gün sövüyor ama seni de çok seviyorum diyor.
veya ben şu çiçeği çok seviyorum diyoruz, o çiçeği bir sene geçmiş, iki sene geçmiş, ne sulamışız ne bakmışız, çok severdim ama kurumuş. Seven sevdiğiyle ilgilenmek zorundadır. Bizim de kulluk görevimiz, her şeyimiz, canımız, bütün her şeyin sahibinin kendisinde olduğu Allah Azze ve Celle'dir. Kocanızdan, hanımınızdan, çocuğunuzdan, siyasi partimizden, yok paramızdan, falanımızdan, filanımızdan. Her şeyden daha kalben bize sevgili olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Bir de düşünün, onun aleyhissalatü vesselam ve hepimizin Rabbi olan Celle Celaluhu'yu nasıl sevmeliyiz? Değil mi? Buyurun. Fatih Tongurlarlı, Allah-u Teala ezelde şeytanın isyan edeceğini biliyordu. Şeytanda nefis var mıydı? Neye göre isyan etti ya da neye güvenerek isyan etti? Bunları zaten ikinci programda en fazla akla gelen şeyler var ya, mesela program başında sizlerle birkaç tanesini söylemiştim, vakit geçmesin diye kısa kestim. Şeytan ateşten yaratılıyordu. Nasıl cehennem diye yanacak? Cehennemde de ateş var. O zaman o yanmayacak mı gibi. Veya kendisi, efendim, bu konuda madem şey cehennemde olduğunu, o kadar Allahu Teala'yı bildiğine göre, değil mi? Alim bir zat olduğuna göre, o zaman bilmiyor mu da sonunu, anlatabiliyor muyum? Böyle davranıyor. Bazı böyle kısa kısa sorular insanın aklına gelir ya, şeytanla alakalı. Zaten bazılarını da kendisi verir. Bu soruları sordurur. Bunları inşallah ehli sünnet nasıl cevaplar vermiş size anlatacağım, ama şunu unutmayın. Bir de şeytan soru sormakla insanın dimağını, yani aklını meşgul eder arkadaşlar. Şimdi bazı sorular vardır. Bir örnek vereyim. Gelirsiniz bana, dersiniz ki İbrahim abi, neden saat 12 ile 2 arası yayın yapıyorsun? Bunun cevabı nedir? İşte böyle uygun görülmüş falan. Bak, bu bir sorudur. Ben de size cevap verdim. Veya dersiniz ki annenize, bu akşam ne yemek var? O da size söyler, cevabını verir. Ama şimdi burayı iyi dinleyin. İstirham ediyorum. Ben Allahu Teala hakkında şu soruyu nasıl sorabilirim? Allahu Teala bunu niye yaratmış? Bak şimdi. Bu sorunun muhatabı kim? Sadece Allahu Teala. Peki kim konuşuyor? Ondan cevabı kim alabilir? Ve ben nasıl diyebilirim ki Allahu Teala şundan şöyle yapmıştır? Bakın, tekrar ediyorum. Sorunun da bir sorulma şekli var. Mesela şeytan neden, niçin, niye, nasıl, bunları sorar. Bazı arkadaşlarımız da maalesef soru sorun ki öğrenin der, ama soru sorma tekniği vardır. Soru soran kişi niçin bu soruyu soruyor? Bilgilenmek için mi soruyor, yoksa kendi aklındaki karmaşık duyguları, fikirleri daha da karışık hale getirmek için mi yapıyor? İşte burası sıkıntılı. Sorarken de şeytan bu telkinleri veriyor. Allahu Teala şeytanı o zaman niye yarattı? Cevap şu olmalı. Ben her şeyi bilecek, her şeye cevap bulabilecek bir akla, bir bilgiye sahip değilim. Ben haşa Allah Celle Celaluhu'nun dengi değilim, sümme haşa. Ben anne ve babamın bir eğlence anında ikisinin birleşiminden meydana gelen bir damlalık bir cenin parçasıyken, hiçbir şeyden haberim yokken, annemin karnında ne kadar durduğumdan haberim yokken, ne zaman dünyaya geldim, neler yedim, kim bana baktı, ben bunca aciz ve hiçbir şekilde kendine faydası bulunmayan, uyumadan yaşayamayan, yemek yemeden yaşayamayan, aciz ve zavallı ihtiyaç sahibi biriyken nasıl Allah'a sorular sorarım? Bu niye böyle? Hangi aklımla ben bunu acaba anlarım? İşte o yüzden şeytanın en sevdiği şeyler soru sormak, ama saçma sapan soru sormaktır. Mesela Allah-u Teala nerede? Mesela ya nerede? Bize ne bundan? Mesela bu sorunun bir faydası var mı? Yok. Efendim
Allah-u Teala neden dünyayı yarattı? Veya çok daha ileri giden artık terbiyesizce şeyler de olabiliyor. Nedir o? Efendim? Şu böyle yapması olmaz mıydı? Kaderi o yaratmış, demek ki haşa suçlu o gibi böyle saçma sapan şeylere kadar gider. Birkaç örnek vermeye çalıştım sadece ama şeytanı tanıyalım ki biz de ne yapalım? Kendimiz biraz kendimize gelelim. Buyurun. Sancaktepe'den Öznur Hanım yazmış, selamlarını iletmiş. İbrahim abi hayırlı yayınlar. Sağ olun. Rabbim sizlerden razı ve hoşnut olsun. Cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Amin kardeşim. Cennette Resulüne komşu eylesin. Amin. Gönlünde razı olanı hakkında hayırlı bir şekilde sana ihsan eylesin. Dua eder, dua beklerim inşallah demiş. Her aşığın elbet bir gül hikayesi vardır. Bizim gül hikayemiz Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Duanız sizi de bulsun. Çok teşekkür ederiz bu samimi dualarınız için. Allah-u Teala razı olsun efendim. Buyurun. Hollanda'dan sevgiler, saygılar. Yine ben rahatsız ediyorum. Sesinizi duydum ya, kalbimde sıkıntı falan kalmadı. Dua edin inşallah abi. Allah'a emanet olun. Selametle, makinist Erdinç. Erdinç kardeşim, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne mutlu bize. Elhamdülillah. Hayır duada eksik etmeyin ne olur. Oldu mu? Bu programı yapıyor olmamızın en önemli sebebi bazı imtihanlar var. Siz zannediyor musunuz imtihanlar sadece sizin tarafa ulaşıyor? İbrahim soydan Erden'e ulaşmıyor. Bir tek sizin tarafınızda var. Bir yere gittim. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, böyle muhabbet ediyoruz falan. Abi dedi, bir şey soracağım. Senin hiç mi derdin yok dedi. Niye dedim? Ne kadar sakinsin. Böyle radyoda anlatıyorsun, güzel konuşuyorsun falan. Vardır dedim bir derdimiz bizim de dedim ya, biliyor musun? Şimdi sonra biraz konu konuyu açtı falan. Abi böyle olmayı nasıl beceriyorsun falan dedim. Bak çok ileri gitmeyin. Şu dedim sakallara bak, anla. Ramazan nasıl sakallarım? Aklar düşmüş abi. Aklar düşmüş ayrı. Yani siyahlar düşmüş. Birkaç tane direkt. Bazı çocuklar bana dede diyor ya. Ben 38 yaşındayım. Dede diyor. Ha bunu şunun için söylüyorum. Her kulun bir derdi vardır. Ama boş verin dertleri, şunları bunları. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka biz ne yapacağız? Kendi yolumuza bakacağız. Bir dinleyicimiz de, programınız çok güzel. Lakin affınıza sığınarak söylüyorum. Estağfurullah. Ama çok konuşuyorsunuz, bir türlü mevzuya gelemiyorsunuz. Allah razı olsun. Şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Sizin de şu an yazdığınız gibi. Siz nasıl mesaj yazmışsınız? Bakın 5-10 saniyemiz gitti. Diğer kardeşlerimizin de mesajları okunurken süre böyle gidiyor. Ama dediğim gibi böyle çok da fazla size sohbet tarzında bir şey anlatılırsa, daha önceki tecrübelerden istifade ederek söylüyorum, çabuk sıkılıyor insanlar. Size müsaade edin inşallah. Allah razı olsun. Böyle hem biraz oradan biraz buradan konuyu ben tutturmaya çalışayım, oldu mu? Şimdi bir iki mesaj daha okuyalım, ondan sonra bitirelim. Bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar konuşmaya devam edelim. Başakşehir'den Aylin Hanım da hayırlı yayınlar, severek dinliyoruz. Allah sizlerden razı olsun demiş. Eyvallah. Abdullah Kaleş abimiz de dinlemedeyim, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mevlamız Celle Celaluhu'nun zaten ilk bölümde az önce nereye geldik? Şeytanın genel manadaki yaratılışıyla alakalı mevzuları konuştuğu. Allah Azze ve Celle'nin mutlaka bizi affedeceği ile alakalı bir telkini vardır. Ne demek telkin? Bize bunu anlatır, ikna eder, bunu düşündürür. Nasıl olsa affolanacaksın. Ve günahın devam etmesini ister. Anlatabiliyor muyum? Günah devam et ya, sen boş ver. Ancak şeytanın unutturduğu önemli bir gerçek vardır arkadaşlar. Allah Azze ve Celle o an bizi muhafaza etsin, bize yardım etsin. O ölüm anında ya. O ölüm anında ben tevbe ettim. Artık ben Azrail Aleyhisselam'ı gördüm, tevbe ettim deme fırsatı yok. Allah'ı seven ve ondan korkan bir mümin için bilerek bir günah işlemek söz konusu olabilir mi? Elbette ki günahsız duramıyoruz. Ama dur bakayım ya, bugün ben cehennemin odunu olayım ya. Dur bakalım, gideyim kendimi bir zorlayayım,
bakayım kaç tane katman var, Allah korusun, oraya gideyim. Bunu hiçbirimiz demiyoruz. Ama evet, günahsız da duramıyoruz. Şunu unutmayacağız. Şeytanın tüm suç şeytana ait değildir. Şeytan sadece bize vesveseler verir. Ama bizi zorlama gücü yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şekilde zorlayıcı bir gücü yoktur. Onun tabi zorlayıcı gücü nerede etkili olur? Cin şeytanlarda, büyücülerde, şunda bunda olur. Onun askerlerinde olur. Ama merak etmeyiniz, biiznillah size zorlayıcı, şunu şunu yap, şu zinayı yap falan filan mevzusu size zorla olmaz, vesvese verir. Biz de biraz böyle tuzu kuruysak, bizim de böyle biraz canımız ekşili istiyorsa, meylimiz varsa o konuda gider. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Efendim, şeytan bana bunu yaptırdı, şeytan kötü. Ne oldu? Ben temize çıktım. Bu yok. Bizim altyapımızda var ve şeytana karşı mukavemet edip edemeyeceğimiz mekanizmamız yaratılmış. O zaman şu soru gelir akla. Neden şu insan o günahı işlemiyor da sen işliyorsun? Onda da şeytan var. Allah-u Teala sadece, biliyorsunuz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, değil mi? Bazı peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Onun dışında ne kadar hak dostu evliya da desek, mutlaka günahsız insan, hatasız ya da duramazlar. Ne yapıldı? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek göğsünden o şeytanın nasibine düşen küçücük bir parça çıkarılmadı mı? Biz bunları konuştuk, değil mi? Bir tek peygamber efendilerimizde yoktur şeytanın nasibi, ama onun dışında hepimizde vardır. Dolayısıyla biz şimdi kendimizi temize çıkarmak için, efendim, şeytan bana bunu yaptırdı, benim suçum yok. Zaten Allah-u Teala da kaderde yazmış, demek ki içiyorum. Yazmasaydı içmezdim diye yanlış bir kader anlayışıyla maalesef Mutezile kafasıyla devam ediliyor. Doğrusu nedir? Allah-u Teala hayrı şerri yarattı, iyiyi kötüyü anlattı. Hangisine meyilli olacağımı, hangisini seçeceğimi zaten biliyordu. Ezelden biliyordu. Ona göre bir kader tayin edildi. Ben daha dünyaya gelmeden önce de, milyarlarca insan dünyaya gelmeden önce de Allah-u Teala zaten benim biliyordu. Hangi şeyleri yapacağım, hangi olaylara karşı nasıl tavır takınacağım, bunu biliyordu. Sadece ve sadece şeytanı suçlayıp da aradan sıyrılmak da yine şeytanın oyunlarından bir tanesi. İbadetleri erteleme telkini de vardır şeytanın. O da nedir? Size ibadet etmeyi sıkıcı gösterir. Hayatın tadını çıkaramayacağınızı düşündürür. Ertelemek ancak inkarı arttırır arkadaşlar. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Evinizin önünde bir ne var? Çamur birikintisi var. Yavaş 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 böyle akıyor. Çamur, çamur, çamur. Sizin ne yapmanız lazım? Yarın temizlerim veya çöp. Çöp daha uygun bir örnek olur. Yarın temizlerim, yarın temizlerim, yarın temizlerim dediniz. Bu sefer boyunuzu aşkın çöp birikti. Yarın temizleyeceğim, yarın temizleyeceğim dediniz. O kadar koktu ki ortalık, böcekler, sivrisinekler çıktı. O kadar leş bir hale geldik ki. Bu mudur? İnanın o yığıntı halindeki çöp artık bizim için bir dağ gibidir ve gücümüz yetmez. O yüzden erkenden, henüz elimiz kolumuz tutarken o çöpleri temizlememiz gerekmektedir. En büyük düşmanımız olan şeytanın ve onun arkadaşlığını yapan nefsin tanımlamalarını inşallah konuşuyorduk. Bu tanımlamaların tabii ki en önemlisi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun anlattığı, bizlere buyurduğu tanımlamalardır. İnşallah bizler onlarla devam edelim. Şimdi sizlerle beraber okuyacağım ayetler olacak. Baştan söyleyeyim. İbrahim suresinde Hac suresi, Nisa suresi, Enfal, Araf suresi, Ali İmran suresi, İsra suresi, Araf suresi, yine Nisa suresi, Neml suresi, Bakara suresi, Mücadele suresi, Mümtehine suresi,
bu surelerde geçecek tek tek şu ayet mealidir demeyeceğim. Baştan okuyacağız. Bakalım Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde, Kerim kitabında bizlere nasıl anlatmış? Buyurun hep beraber gönlümüze nakşedelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinsi ve yalancıdır. Azgın ve kaypaktır. Gücü yalnızca çağırmaya yeter. İyilikten ve hayırdan yana hiçbir yönü yoktur. İnsanlar üzerindeki etkisi pisliktir. İnsanların şükretmelerini engellemek ister. İnsanlara korku vermeye çalışır. Müminlerin arasını bozmaya çalışır. İnsanları sözde onlara iyilik yaptığına ikna etmeye çalışır. Allah'ın adını kullanarak saptırmaya çalışır. Müminlerin zamanla yıpranmalarını ister. Yalan vaatlerde bulunur. Kuruntulara ve kuşkulara düşürmeye çalışır. Sapkın amelleri süslü ve çekici gösterir. Fakirlik korkusu vermeye çalışır. Kibir vermeye çalışır. Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder. Ayetlerden uzaklaştırmaya çalışır. Unutkanlık ve dalgınlık verir. Duygusallık telkini yapar. Detaylara daldırır. İsrafa teşvik eder. İşte Mevlamız Celle Celaluhu'nun Kerim kitabı Kur'an'da yazdığı, Kur'an-ı Kerim'de yazdığı, bizlerle paylaştığı şeytanın tanımlamaları böyledir değerli kardeşlerim. Bu sizlerle paylaştığımız ayet meallerinden bir iki tanesi dikkatinizi çekti diye düşünüyorum. Detaylara daldırır. Bakara suresinde geçiyor. 71. ayet-i kerimede detaylara daldırır. Yani ayrıntılar. Ayrıntılar her zaman şeytanın oyunlarından bir tanesi olmuştur. Maalesef günümüzde de tartışmaların en başında bu ayrıntılara takılmak vardır. Bir şeyi kısaca anlatmak, olmuş, bitmiş, bunu düşünmemek gerekirken, böyleydi, şöyleydi, şundan dolayı şöyle olduydu, o da buna bunu dediydi dedi, bilmem ne falan dediğimiz zaman ayrıntıları getiriyor. Bu da maalesef şeytanın en sevdiği şeylerden bir tanesi, gerçeği sizden uzaklaştırıyor. Nankörlük de şeytanın en sevdiği şeylerden bir tanesidir. O da dikkatinizi çekmiştir. Nankörlük nedir? Allah-u Teala'nın bizlere verdiği imkanı iyi yönde harcamamak ve daha fazlasını istemek ve teşekkür etmemek, hamd etmemektir. Örneğin, bir iş yerindesiniz, o iş yerinde haksızlığa uğruyorsunuz, hakaretler alıyorsunuz, moraliniz bozuk, namaz kılmanıza izin vermiyorlar. Böyle berbat bir hayat. Sonra bir başka iş yerine gidiyorsunuz. Allah-u Teala nasip etti. Orada namaz kılacağınız yer var, sıkıntı yok, stres yok. Bu sefer bir saat fazla çalışıyorum ya. Bu ne biçim bir yer ya? İşte yemek saati şöyleydi, bilmem nesi böyleydi. E kardeşim ondan daha önce çalıştığın yerde sen rahat mıydın? Mutlu muydun? Huzurlu muydun? Ne oldu şimdi? Hani bir oradan çıksam yeter diyordun ya, Allah sana daha hayırlısını, daha iyisini verdi. Daha rahatsın. Hayır, yetinmez. Çünkü insanoğlu nankördür. Hepimiz nankörüz. Fakirlik korkusu vermeye çalışır. Genelde yardımla ilgili İnsanlar bir şeyler istediği zaman elimiz cebimize gitmez. Veya en gereksiz, en küçük, en bizim için faydasız gibi gördüğümüz şeyler verilir. Neden? Fakirleşirsin. Aman ha!
veya faize bulaştırır bizi maalesef. Tüm damarlarımızda, hücrelerimizde hangimiz faizi hissetmiyoruz maalesef. Aman kredileri çek, aman şunu yap, bunu yap diye bizi doğru yoldan çıkarmıyor mu? Çıkmamıza vesile olmuyor mu daha doğrusu? Yine insanlara yaptıkları amelleri süslü ve çekici gösterir. Neml suresinde geçiyor. Bu zaten bilinir. Kibir bundan kaynaklanır. Ve en dikkat çekici ayet-i kerimelerde konumuzla alakalı kuruntulara ve kuşkulara düşürmeye çalışır. O da ne yapıyor? Mutlaka bunun altında bir şey vardır. Bu yüzden sana böyle davrandı. Patron, ha yok yok şöyle düşündü. Öyle düşünmese böyle bakmazdı. Hiç tanımadığınız bir insan karşınızda, metrobüstesiniz, şuradasınız, buradasınız, şöyle baktı, kaşını şöyle yukarı kaldırdı. Böyle niyet okumalarla, anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar şeytanın oyunlarından bir oyundur değerli dinleyenlerim. Ve Fatır suresinde de şu çok açık bir şekilde belirtilmiş. Bakın ne buyruluyor? Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. Bu şöyle yorumlanmış, ehli sünnet alimlerimiz anlatmışlar değerli kardeşlerim. Şeytanla biz nasıl düşmanlık ederiz? Allah-u Teala'ya çok yaklaşmakla. Şimdi Allah-u Teala her yerde, nasıl mekandan münezzeh, nasıl yaklaşacağız? Onun bize yaklaşıyor olması, bizim ona fiziksel manada yaklaşıyor olmamız değil. İbadetlerimizde ona yakışan, kulluğa yakışan hal ve hareketler sağlıyor olmamız. Şeytanın yap dediklerini yapmayacağız ve kimse de ben evliya oldum, günah işlemem, ben hata işlemem, ben zaten şimdi cennetliyim, bugün ölsem cennette kalkacağım gibi bir garantiyle, kibirle hayatına devam etmesin. Hocalarımızın anlattıkları bunlar. Şeytanın Allah'a baş kaldırma cüretinde bulunan, isyankâr, insanlara karşı da düşmanlık besleyen ve hepimizin cehennemlik olması için Allah korusun, bir varlık olduğunu anlattı Kur'an-ı Kerim. İnsanlık tarihinin başından bu yana tüm insanları, Adem aleyhisselam, Havva annemiz başta olmak üzere, sırf bizi kötülüğe çalışan, kötü olmamız için çalışan böyle bir varlığın, bir insanın hizmetine verilmiş olması da Allah-u Teala'nın büyük bir rahmeti. Düşünün Süleyman aleyhisselam değil mi, peygamber de ne yapıyordu? Şeytanları kendi emrinde çalıştırıyordu. Hak dinin faydasına olacak işlerde çalıştırmıştı. Ya şeytan bizim düşmanımız. Maalesef ve maalesef bizler de insanlarla düşman olmaya çalışıyoruz. Halbuki küçücük şeylerle ayrılıyoruz. Tartışmalarımız hep bir incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden oluyor. Öfkeyle kalkıyoruz, sonra zararla oturuyoruz değerli kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yine şeytanı nasıl tanımladığı ile alakalı bir yine hadis-i şeriflerde tanımlamaları var. Onları da sizlerle beraber paylaşalım. Sonra programımıza devam edelim. Bir iki tane mesaj oku istersen Ramazan. Programımızın sonuna doğru da Efendimiz aleyhissalatü vesselam şeytanla biliyorsunuz konuştu. Kendisi insan kılığında geldi. Sahabe efendilerimiz de vardı. Ve bir yaşlı bir ihtiyar şeklinde geldi. Peki kendisi niye geldi derseniz, kendisi gelmedi. Cebrail aleyhisselam onu oraya getirdi. Ve Allah azze ve celle böyle emir buyurduğu için, bizler istifade edelim için oraya geldi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına girdi, izin istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu tanıdı, şeytan olduğunu. Diğer insanlar tanımadılar. Ama ardından da bir diyalog yaşandı.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu bütün sorulara doğru cevap vereceğine söz verdi. Zaten dedi Allah-u Teala eğer yalan konuşursan bunu sana anlatır ve beni mahveder. Her soruna doğru cevap vereceğim dedi. İşte şeytan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorularına hangi sorularına nasıl cevaplar verdi? Onları da ezandan sonra inşallah sizlerle birazdan paylaşalım. Buyurun. İstanbul'dan yazıyorum. Sizi severek dinleyen bir ablanızım. Affedici olabilmem ve eziyet görüp insanlara buğz etmemem için dua buyurun demiş. Allah-u Teala yüreğinizi yumuşatsın, içinize ferahlık versin. Ne kadar affedici olursanız insanların da en önemlisi Allah-u Teala'nın da sizi affedeceğini gönlünüze yazsın değerli kardeşim, hanım kardeşim. Bu arada tabi programımıza Allah razı olsun normalde selam veriyorsunuz, onları almaya çalışıyoruz. Tüm mesajları böyle arka arkaya inanın okuyup da bazen bitiremiyoruz. Programla ilgili şeyler böyle az önceki dinleyicimizin olduğu gibi yazarsanız memnun oluruz. Buyurun. Cihan ismindeki dinleyicimiz de her zaman yazamasak da dinlemekteyiz, dua eder, dua bekleriz demiş. Cihan kardeşim Allah razı olsun, hayırlı haberler al inşallah, beklediğim bir haber varsa. Aziz Çınar yine selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Abi biraz sıkıntılarım var, dua eder, dua beklerim, hayırlı yayınlar. Vay kardeşim vay, kimin sıkıntısı yok ki canım kardeşim. Rabbimiz imansızlık vermesin bize. Şeytanın oyuncağı etmesin, şeytanın oyuncağı olmuş insanlarla uğraştırmasın. Mevlamız Celle Celaluhu şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza buyursun. Şimdi biz şeytan şeytan dedik, konuştuk, konuşmaya çalıştık ama öyle insanlar var ki şeytana pabucunu ters giydirir bu dönemde. Anlatabiliyor muyum? Zaten şeytan onunla arkadaş olmuş, onunla hemhal olmuş, onunla neler yaşamış, vücudunun her türlü zerresine kadar girmiş. Kin, nefret, kıskançlıkla dolu insanlarla beraberiz. Mevlamız muhafaza buyursun. Bir dinleyicimiz de hayırlı yayınlar İbrahim abi. İnsanın en büyük şeytanı nefsi. Nefsinin istemediğini yaparsak kurtuluruz inşallah demiş. Eyvallah. Nefsimiz zaten şeytanın en samimi arkadaşlarından bir tanesi maalesef. Buyurun. Bir dinleyicimiz, eşim bana muska yaptı, ayrıldı. Bana bir akıl verir misin abi? Ben 5 vakit namazımı kılan biriyim. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum demiş. Eşi muska mı yaptırmış? Evet. Muska yaptı, ayrıldı. Şimdi kardeşim bu mevzuyu bilmiyorum. Şimdi muskası, büyüsü bunlar farklı şeylerdir ama şöyle bir durum var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da büyü yapıldı. Kendinize niye diye bir soru sormayın. Bilmiyorum, ayrıldı demişsiniz. Dini nikah olarak ayrıldıysanız yolunuza bakacaksınız. Hayırlısı olsun, evleneceksiniz. Yani üzerine durmanızın bir gereği yok. Ha eşim şunu yaptı, bunu yaptı. Bir size bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Sakin olmaya çalışın. Bırakın insanlar nasıl davranmak istiyorlarsa davransınlar. İyilik yapmak istiyorlarsa bırakın iyilik yapsınlar. Zaten engel olamazsınız. Kötülük yapacaklarsa da Allah-u Teala'ya dua edin. Ya Rabbi, kimden gelirse gelsin beni şerlerden muhafaza eyle, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Zaten hocalarımızın sürekli duası o değil mi? Mesela Cübbeli Ahmet hocamız da ne diyor mesela? Sizi diyor nazardan sakındırıyorum diyor, muhafaza buyursun Mevlamız diyor. Ve sonra insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyur diyor. Bunu Efendi Hazretleri de söylüyor ama biz kendimizi armuttan zannettiğimiz için hepimiz evliyayız ya. Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Birçok evliya zat vardır. Allah hayırlı uzun ömür versin hepsine amin. Onlar o kadar korkarlar şeytandan. Ya korkarlar derken şeytanın oyunlarına düşmemek için. Onlar da nefis taşıyor. Bu kadar korkarlar, çekinirler ama bizler böyle pişmiş kelle gibi sırıtırız. Aman deriz böyle rahat rahat hayatımıza devam ederiz. O açıdan arkadaşlar, biri şunu yaptı, bunu yaptı, biri ayrıldı. Ne yapalım şimdi? Allah selamet versin. Güle güle diyeceğiz. Biri geldi yüzünüze mi tükürdü? Kardeşim ne yapayım? Yani artık şunu bilmemiz gerekiyor. İnsanlardan gelecek övmeler de birdir, sövmeler de birdir arkadaşlar. Bakın insan bugün geldisin yanınıza. Senin var ya, sen ne biçim şöyle bir adamsın. Nasıl sinirleniyoruz? Aynı adam 10 dakika önce ya sen ne kadar iyisin, hoşsun dediği zaman böbürleniyor. Gerek yok. Salla ikisini de.
seni ne övmelerine ne sövmelerine aldırış etmediğin zaman zaten sen düzgün bir insansındır demek. Buyurun. Mehmet Görkem, Almanya'dan hayırlı programlar dilerim. Sağ olun. Ben 40 yaşındayım, namaza 37 yaşında başladım. Anneme babama çok kızıyorum. Bizi çocukken Kur'an'ı ve namazı neden anlatmadılar? Elimden tutup camiye neden götürmediler diye sitem ediyorum. Ben çocuklarımı camiye götürüyorum. Kur'an'ı hepimiz öğrendik elhamdülillah. Burada bir nokta koyalım. Burada bir yanlış var. Annenize babanıza çok kızmanıza gerek yok. Neden biliyor musunuz? Başka bir örnek vereyim size. Annesi babası meyhanelerde, çok affedersiniz, kumarlarda oynayan insanlar da kendi kendilerine ne yapıyorlar? Etrafınızda bunun örnekleri var. Namazını da kılıyor. Örtünüyor da. Alimden zalim, zalimden de alim çıkabiliyor. Ya tam anlamıyla bir siz bunu kendi nefsinizi şeye koyarak böyle annem babam tüh bana bunu göstermedi derseniz ben de size şunu söylerim. Annesi babası hacı hoca olan, annesi babası hoca efendi olan veya işte efendim o kadar evliyalık makamında bulunan beynamaz olan evlatlarına da ne diyeceğiz? Bir insanın namaz kılmasına, oruç tutmasına annesi babası %100 etken değildir. Ortamı vardır, ayrıdır. Ama ona bakarsanız etrafta annesiz babasız insanlar var. Meyhaneden gelmeyen babası var ama hanımefendi çarşafını giymiş, hocalık yapıyor. Bu nasıl olacak şimdi? Demek ki evet tam şey değil, birebir değil. Evet sizin de annenizin babanızın böyle olması yok ama kızmanın şu anda bir şey yok. Onların da belki ona sorsanız annenize babanıza o da ne diyecek? Benim annem babam da böyle göstermedi. Şimdi onun dedesine mi gidelim mezarına? Ona mı şimdi kızalım yani? Biz bundan sonrasına bakalım inşallah. Buyurun. Hakikaten namaza başladıktan sonra çok değiştim. Keşke çocukken başlasaydım. Yaptığım günahları düşünüp duruyorum. Nasıl bağışlanırım diye kendimi yiyip bitiriyorum. Abi dua edin de hakkıyla Allah'a iman eden bir kul olayım. Selamlar, sevgiler. Eyvallah. Kardeşim bu arada hiçbirimizin, şimdi evet bu üzüntünü anlıyorum. Aynı maalesef durumları biz de yaşadık. Yarım yantalak. Şimdi sen bakma etrafta evliyayım geçinen böyle standart benim senin gibi kardeşlerimiz var ya böyle kılık kıyafetle falan böyle ooo böyle baksan böyle şey ama şey yok Fatiha suresini okumayı bilmiyor. Ne 32 farz ne 54 farz hiçbir bilgi yok kafada ama böyle kılık kıyafette evliya ellerde tesbihlerimiz böyle hoppa gidiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Hiçbirimizin kıldığı bir rekat namazın kabul olup olmadığının garantisi yoktur arkadaşlar. Hiçbir hoca efendi bugüne kadar, hiçbir bakın evliya makamında olan kişi, o kadar binlerce kıssa menkıbe anlattık size yıllardır. Bir tanesinde şu kıldığım namaz kabul oldu diye bir şey göremezsiniz. Ama bizde böyle bir rahatlık var. Hoppa cennetlik olduk, kıldık namazımızı tamam bitti. Hiç ümitsizliğe şey yapmayın. Bundan sonrasını düşünün. Allah muhafaza öyle insanlar var ki bugün namazını kılan insanlar ertesi gün ne oluyor biliyor musunuz? İçkiye başlayabiliyorlar. Bugün şu kılık kıyafette gördüğümüz insanlar maşallah dediğimiz insanlar yarın o kılık kıyafete lanet edip de ulan ben ne enayiymişim deyip de açılıp saçılabiliyor. Ya bizim için de artık hiçbir şey daha bitmedi. Şu an garanti değil namazımız anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Her zaman teyakkuzlu olalım. Her an yamulabiliriz. Bakın her an ya bir saniye ya bir saniye bir düşünce. O yüzden böyle havalar, cakalar satmaya bilmem efendim böyle ağırdan şey yapmaya gerek yok, davranmaya gerek yok. Her birimiz aynıyız. Aynı şeytanla uğraşıyoruz. Buyurun. Çağlayan'dan Meryem Hanım bir isteğim daha var demiş. Hacı annem var onun için dua istiyorum. Bir Fatiha suresini okur musunuz? Okumanızı istiyorum daha doğrusu demiş. Bir de vefatımız vardı o zaman beraber okuyalım. Bir saniye. Meral Çetin merhume bir hanımefendi kardeşimiz genç yaşta. İki tane de çocuğu var. O da genç bir yaşta vefat etmiş. Meral Çetin hanımefendi. Efendim merhume hem ona hem bütün ölmüşlerimize hem de dua isteyenler için buyurun. Sevabını bütün her şeyin yaratıcısı sadece Allah-u Teala'dan bekleyerek bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye olmak, hastalara şifa olmak üzere buyurun. El-Fatiha. Bismillah.
Allah-u Teala kabul buyursun. Amin. Esenler'den bir dinleyicimiz iki çocuğumun hafız olması için dua istiyorum demiş. Duayı da kattık onu. Siz de dua edin. Biz de evlatlarımızın aynı şekilde hafız olmaları. Bir parantez açayım. Sadece hafız olmamaları. Hafızlığını taşıyabilecek iffet ve olgun bir ahlakla Allah-u Teala'nın onları ahlaklandırmasını nasip eylesin. Amin. Yoksa maalesef yani adı hafız olan birçok kardeşimizi görüyoruz. Onlara da Allah-u Teala aslına döndürsün. Onca çabalarını boşa geçirmesin. Hafız olmak kolay değil arkadaşlar. İşte şeytan sadece şeyle uğraşmıyor ki. İmansızlarla uğraşmıyor ki. Hacılarla, hocalarla, hafızlarla da uğraşıyor işte. Hatta bir söz var. Şeytan en tepede beklermiş. Tepesi bu bir şey, teşbih. Yani namaz kıldın birinci basamak, oruç tuttun ikinci basamak, şöyle şöyle basamak basamak çıkıyorsun ya, şu kitabı okudun, şunu ettin, bunu ettin. Şeytan karışmazmış bazılarına. En tepede beklermiş. Tam böyle evliyalık makamına geleceksin böyle, hemen fısır fısır konuşurmuş. Sen ne güzel bir kulsun ya. Var ya sen tam evliya oldun falan. İşte peygamberler senin arkanda namaz kılar, şöyledir, böyledir, sapık sapık şeyler anlatır. Ben neymişim der, işte o zaman affedersin sırtından bir tekmeyi yer o kişi. Onca geçtiği, tırnaklarıyla kazıya kazıya geçtiği yerlerden cumburlop aşağı düşer. Allah muhafaza buyursun. Ayağımız yere bassın inşallah. Buyurun. Bir dinleyicimiz hayırlı yayınlar abi demiş. Kendimde açtığım bazı şeylerin tekrar olmaması için ve iki huyumdan çok rahatsız olduğum şeyler için dua istiyorum. Allah razı olsun demiş. Allah-u Teala sevmediğiniz, sizin de fark ettiğiniz duygulardan sizleri kurtarsın. Sadece dua da etmeyelim. Burada da ne yapalım? Hemen bir geri vites yapalım. Acaba tamam ben bu duayı yapıyorum ama o yanlışlarıma, o hatalarıma, o sevmediğim huylarıma dönmemek için ne yaptım? Sadece dua olmasın. Biraz da adım atalım inşallah. Buyurun. Ragıp Koray selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Kalp makamına, gönül durağına ulaşanlardan başka herkes, bedenlerde pusuda olan kötü huylar ve nefsani istekler yüzünden illetlidirler. Çeşitli manevi hastalıklara yakalanmışlardır. Elbette illet, illetle dost olur. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah Ragıp kardeşim. Bir ek bir şey buna verelim. Şimdi nefis öyle bir şey ki, nefsin ne kadar şiddetli ve tehlikeli olduğunu bildikten sonra bile bile de o sularda yüzmemek lazım galiba. Yani şimdi trafik levhası var. Diyor ki sağdan gidersen 10 kilometre daha yolun uzayacak. 40 kilometrelik gideceğin yere 50 kilometrede gideceksin. Ama düzgün yol. Soldan gidersen diyor kestirme yol ama çok tehlikeli virajları var, çukurları var, uçurumlardan geçeceksin diyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi sen boş ver, kısa olsun deyip akıllık edeceğini o pis yollardan geçmektense sağ taraftan biraz uzun ama emniyetli taraftan gitmeye gerek var. Bu da nedir? Şeytan madem bizim bu kadar apaçık düşmanımız, nefsimizin hoş gelen şeylerden uzak durmamız lazım diyelim. Buyurun. İstanbul'dan da bir dinleyicimiz hayırlı yayınlar dinlemekteyim demiş. Allah razı olsun Nursi kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ezan vakti de girdi. Mevlamız Celle Celaluhu şu okunan ezan sesleri, okunan ezanlar hürmetine dertlerimizi, taşıyamayacağımız dertleri bizden alsın, ferahlatsın. Hastalarımıza şifalar nasip buyursun. Şeytanın şerrinden hem bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, annemizi, babamızı da muhafaza buyursun. Amin. Çok fazla vaktimiz kalmadığı için, vakti de iyi kullanmak için bugün insanları yoldan çıkaran ve görevi bu olduğuna kanaat ettiğimiz ve Rabbimizin Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere apaçık düşman olan şeytanın tanımlamalarını sizlerle paylaşıyorduk. Kur'an-ı Kerim'in tabirlerini, şeytanı tanımlamalarını sizlerle paylaştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde şeytanı nasıl tanımladığı ve kendisiyle
nasıl uğraşabiliriz, kendisine nasıl yönelmeden şu üç günlük imtihan dünyasını kazananlardan oluruz? Bunları inşallah konuşmaya devam edeceğiz ama daha öncesinde mutlaka bilmemiz gereken bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şeytanla konuşmuştur. Şeytan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sorduğu suallere nasıl cevaplar verdiler? Bu cevapların ne önemi var? Adı üzerinde. Şeytan kendisini tanımlayacak birazdan. Ve öyle kritik sorular sorduracak ki Allah-u Teala, o da yalan konuşamadığı için, dostu neymiş şeytanın? Sevdiği neymiş? Sevmediği neymiş? Düşmanı neymiş şeytanın? Onlar anlatılacak. İnşallah biraz kapsamlı ve açıklayıcı bir bölümdür. Bununla beraber iktifa edelim, onu okuyalım. Yarın inşallah şeytanın vesveseleri vesaire, hadis-i şeriflerde neler geçiyor, sahabe efendilerimizin anlattıkları neler, onunla bitirelim. Son bir tane mesajı okuyalım Ramazan. Selamünaleyküm abi, ben Recep Zeytinburnu'ndan. Bir hocamız sohbette anlatmış. Bir abi tövbe etmeden önce Allah'ın varlığına inanıyormuş. Hiç şüphe veya vesvese gelmemiş ama tövbe edince tam namaza duracakmış. Şeytan aklına acaba Allah var mı diye vesvese verdiğini söylemişti. Hoca bize, yani abim, şeytandan Allah'a sığınalım demiş. Amin. Şimdi bunu bir hoca efendi de söylemişti. Ne zaman hayır işlemeye başlarsınız şeytan devreye girer. Zaten namaz kılmıyorsanız, zaten oruç tutmuyorsanız ve birçok Allah-u Teala'nın sevmediği iş yapıyorsanız şeytan pek uğraşmaz. Şeytan nasıl ki böyle uğraşıyor bizlerle, hırsız gibi düşünün. Cübbeli Ahmet hocamız da söylemişti, hırsız boş eve girmez. Yani eğer sizde bir iman parıltıları varsa vesveseler gelir, o şu bir şeyler gelir. Siz bilin ki tam tersine imanınız var ve o yüzden sizle uğraşıyor. Nasıl onunla mukavemet edeceksiniz inşallah, onları da öğreneceğiz şimdi. Ramazan, yarın inşallah devam edelim programa. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim abi. İnşallah şimdi şeytanın hilelerini bir anlatalım, paylaşalım. Yarın da inşallah hadis-i şerifler ışığında alimlerimiz nasıl yorumlamışlar şeytan tasvirini ve vesveselerden kurtulma mevzuları nasıldır, ona geçelim inşallah. Selam sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati Müslim. Onun selamı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulunur. Selam Allah'ındır ya lain. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şöyle anlatır şeytan. Ve daha sonra diyalog böyle devam eder. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. İzzet sahibi Rabb'in katından bir melek geldi ve dedi ki, Allah-u Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Söylediklerini yalan katarsan seni kül ederim. Düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte ben bu emir üzerine geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Şimdi sorular sorulacak kendisine. Lütfen buraya dikkat ediniz. Soruyu soran iki cihanın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında sahabeleri ve insan kılığında gelen şeytanın cevapları. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim yoktur. Ya lain, benden sonra en çok kimlere buğzlusun ve sevmezsin? Müttaki bir gence,
ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yeri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz. Halinden de şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İhtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki şükreden zengin olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Ümmetim sadaka verince halin nasıldır? O zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testereyle beni ikiye böler. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. 1. Allah-u Teala sadaka verenin malına bereketi ihsan eyler. 2. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3. Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasına bir perde yapar. 4. de Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyunca şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bu cümleyi duyan iblis şöyle dedi. Heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli bir vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi görmezler ve bilmezler. Beni yaratan ve bağış gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini, alimlerini, ümmilerini, okumuşlarını, facirlerini. Hasılı, bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Sana göre ihlas sahibi, muhlis kullar kimlerdir ya lain? Bir kimse dirhemi ve dinarını sever. O Allah için ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem dirhemi dinarı sevmez, övülmekten hoşlanmaz, hemen onu bırakır kaçar. Bilmez misin, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Benim 70.000 tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte 70.000 tane de şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla. Gayet iyi geçiniyoruz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar, bir tepeden öbürüne. Hep dolaşıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye.
İşte böyle onların ihlasını alıkoyarım ve bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerin onlar farkında değildir. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçer ve şöyle der: Rahip Varsisa tam 70 yıl ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketine şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allah Teala aziz kitabında ona şöyle anlatır: Şeytanın hali gibidir ki o insana kâfir ol dedi. Vaktaki o kâfir oldu. Bu defa ona şöyle dedi: Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ben Adem ve Havva'ya yalan yere Allah'a and içtim. Benim gönlümün eğlencesidir yalan. Gıybet ve kuğuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim evlilik üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim evliliği ağzına alırsa, ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocukları olur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, namazı an be an tehir edene gelince, değerli dinleyenler, buraya dikkat. Namazı an be an tehir edene gelince, onu da anlatayım. Her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazı kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken bir sağa baksana. Hadi bir sola bak derim. O da bakar ki böyle yaptı, yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve öylece onun huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Çabuk kıl, çabuk kıl derim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmaktan da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeye, rükudan kaldırırım. İşte böyle yaptığı için de kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir.
O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bundan da mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o esnerken elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın? Ben onlara ne tuzaklar kurarım. Miskinlere, çaresizlere, zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim, namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler için. Sonra da hastaların yanına giderim. Namazı bırak. Çünkü Allah hastalara zorluk yok diye buyurmuş. Namazını kılmasan da olur. Ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse, Allah huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Eğer sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalan varsa Allah'tan dile, beni kül eylesin. Sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Ya İblis, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyenler. Peki dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir ya layin? Sarhoşlar. Misafirin kim? Hırsızlar. Elçin kim? Sihirbazlar. Senin sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Peki senin kalbini ne kırar ya layin? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi eritir. Peki cismini ne parçalar, ne çürütür? Gece gündüz Allah'a yapılan tevbeler. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizlice verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazları. Peki senin başını eğdiren nedir? Çokça kılınan ve cemaatle kılınan namaz. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bana göre namazlarını bilerek kasten bırakanlar en mutlu insanlar. Peki sana göre insanların en kötüsü kim? Ulema meclislerindekiler, alimler. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığı sıcak bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Allah-u Teala'dan neler talep ettin ya layin? 10 şey talep ettim. 1. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi.
her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. İkincisi, Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamlar, banyolar bana ev olarak verildi. 3. Diledim ki bana bir mescit versin. Pazar meydanları bana birer mescid olarak verildi. Benim için bir okuma kitabı vermesini diledim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. İstedim ki benim için bir ezan versin. Şarkıları bu şekilde verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcılar versin. Bunun için de kaderiye mensuplarını, felsefi görüş savunucularını verdi. 8. İstedim ki bana kardeşler versin. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyeti, yani haddi aşanları, asileri verdi. Bir ara Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim. 9. Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim. Benimle olanlar seninle olanlardan daha çoktur. İşte böyle kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi kıyamete kadar benimle beraber olurlar. Benim bir oğlum vardır. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkan yok insanlar. Namazını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha var. Adı Mütekaze. Bunu vazifesinde yapılan gizli amelleri yaymakla görevli. Mesela bir kul gizli bir amel işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa oğlum onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allah-u Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli amel için 100 sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha var ki adı Kühail'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Böylelikle ulema sözlerini işitemeden sevap alamazlar. Bazı kadınlara da emirler veririm. Elini kolunu dışarı çıkar, göster. O da bu emri tutar, elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra da
kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde imkan yok. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer elimde dalalete sürüklemek imkanı olsaydı, yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi, oruç tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini kandırır, dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet neviinden bir şey yok, sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekave yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine ana karnındayken şakidir. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Ya Eba Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim, der ve meclisten dışarı çıkıp gider. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim Sofrası sona erdi. Katkılarından ötürü Ayder'e teşekkür ederiz. Ayder web adresi ahmetyesevi.org.tr